Hocam şimdi insan bazen hani benim de mesela hatırıma gelebiliyor böyle bir şey. Zaman zaman dinleyicilerimizden falan da duyuyoruz. Bir isteğimiz var. Mesela bu istek ne olsun? Varlıklı olalım, zengin olalım falan. Ama bunu işte Allah-u Teala'dan istiyoruz, dua ediyoruz. Ya Rabbi işte bana zenginlik ver falan. Ama zenginlik verince bir de şöyle bir şey var. Hani etrafımızdaki insanlar niye bunu istiyorsun falan deyince ya o zaman hani daha rahat olurum. Ne bileyim işte kafam başka şeylere meyletmez. İşte geçim derdine şuna buna düşmez. Daha çok ibadet ederim. Ya. Evet. Onun için istiyorum. Demek ki buradan sorayım o zaman. Uygun mudur? Bu gerçekleşebilir mi veya? Şimdi din kitaplarında İslam alimleri bir ifade kullanmış, bir cümle kullanmışlar. Sık sık yazmışlar. Varlıkta imtihan daha zordur. Varlıkta imtihan daha zordur. Yani mal, mülk, zenginliğin içerisinde imtihan daha zor. Daha zordur. Herkes için hayır. Peygamberler aleyhissalatü vesselam, sonra ashab-ı kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in, yüksek derecedeki alim ve evliya, bunlardan müstesna. Onlar için darlık da, varlık da problem değil. Her iki halde de aynı haldeler. Aynı haldeler. Evet. Varlıkta da değişmiyorlar, yoklukta da değişmiyorlar. Ama nefsi itminara kavuşmamış olanlar darlıkta da varlıkta da değişirler. Onun için de mesela bazı kitaplarda azdıran zenginlikten ve fakirlikten sana sığınırım ya Rabbi diye dua ettirmişler. Yazılı bunlar. Azdıran zenginlik ve fakirlik. Ya zenginlik azdırıyor da fakirliğin neresi azdırır? Fakir olunca ölçü kanta kalmaz. Muhtaç olur falan işte. Gidin adam onlar bu yapıyor da bunlar yapıyor da ben biliyorum bunlar ne yapsa aynı şekilde hilelim Allah'la falan filan işte. Ve işin ucunu sona öyle bir noktaya getiriyor ki ya Rabbi diyor bunlara verdiğinde bana niye vermedin? Haşa Allah-u Teala'ya kadar getiriyor. İsyan. Kibre bile girebiliyor. Yani tabii. Üç kuruşluk adam da var bende niye yok? Bende niye yok? Üç kuruşluk adam ben tabii. Ondan üstünüm. Oraya demeye getiriyor. Nefs itminana kavuşmadığı müddetçe onun için malın, mülkün, zenginliğin de hep hayırlısını istemeli. Azdıran zenginlikten ve fakirlikten sana sığınırım ya Rabbi. Bu dua kitaplarda hep zikredilmiş İslam alimleri tarafından. Tam bizim halimize uygundur. Ha, bazıları sizin ifade ettiğiniz gibi. Efendim benim çok malım, mülküm, param olmuş olsa var ya ben neler yaparım? Neler yaparsın? Hastaneler mi yapmam? Çeşmeler mi yapmam? Okullar mı yapmam? Camiler mi yapmam? Ama bir gün aynı şekilde elin öyle para geçse gidersin biz bir hastane yaptırıyoruz falan. Ya hastane yaptırıyorsun kardeşim bula bula beni mi buldunuz ya başka bir yani kimse yok mu falan. Ver nereye kadar ha. Herkes de bana geliyor. Hep böyle temeli sırtına yüklerler ya bütün hadiseleri temeli askerde işte komutan demiş. Bak demiş karşıdan düşman geliyor vurdum onu demiş. Sağ taraftan geliyor vurdum onu. Önden geliyor vurdum onu. Arkadan geliyor vurdum onu. Havadan geliyor vurdum onu deyince dönmüş temel. Demiş komutanım demiş senin benden de başka askeri yok mu ya? Herkes bana geliyor. Hepsi bana geliyor. Yarın o zaman da aynı şekilde kalkarsın dersin ki ya herkes benim kapımı çalıyor. Herkes benim kapımı çalıyor. Bu zor iş. Bu zor iş. Ben veririm. Bir kere yoklukta veremeyen bir kimse yani fakirken veremeyen varlıkta hiç veremez. Veremez. Yani fakirken bir şey veremeyen bir kimse zengin olunca nefsi öyle yerler çıkartır ki kendisi için, hanımı için, çocukları için, torunları için, torunların çocukları için, gelecek için, gidecek için başlar aynı şekilde. Bir sürü hatta acırsın. Hatta acırsın. Ben kendim işte 60 yaşına geçtim bu yaşa gelinceye kadar. Milli Eğitim'de çalışırken de gördüm. Yani çok insanlara rastladım. Yani mesela öyle varlık zengin birisini, yani çok büyük zengin değil ama varlıktı. Böyle peşmurde giyinirdi falan. Yaşça da büyüktü. Ki ben o zaman Milli Eğitim'de öğretmenim falan. Ya adam dedi, dedi böyle dedi, kravat, ceket falan dedi. Halbuki biz gidiyorduk, taksitle alıyorduk onu. Öğrencinin karşısına çıkıyoruz. Borçla alıyoruz. Adam varlığı var, sen niye giymiyorsun? Neyin var benim falan. Dedim Allah'tan kork ya. Yani adama sadaka bile istemedik daha ha. Hayır için de bir şey istemedik. Yani adam benim aynı şekilde ceket ve kravata taktıydı işi. Siz dedi işte çok işiniz tıkırında bir elinizi alabilirsiniz bazen. Devlete sırtınızı dayamışsınız falan. O gözle görüyor. Kendi malı mülkü böyle bir sürü aynı şekilde katları değil. Blok vardı adam. Apartmanı var. Apartmanı var. Apartman dairesi değil. Apartmanı var.
Ama ondan bir şey istesen ağlamaya başlıyor. Hatta o zamanlar böyle adamcağız dedim ya çok ağlama. Cuma günü dedim bir sergi açalım da sana bir şeyler toplayalım. Cuma namazından sonra. Var yemez amca diyorlar ya. Aynen öyle. Aynen öyle. Dolayısıyla o zaman nefs devreye girer. Verdettirmez. Hele hayırlı işlere hiç verdettirmez. Çok zordur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Enfal suresinin 28, Tekamül suresinin 15. ayet-i kerimelerinde meal olarak biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız sizi imtihan etmek için verildi. İmtihan etmek için açıkça bildiriyor. Allah-u Teala iyiliklerinize karşılık size çok büyük ecir verecektir. Sizi imtihan etmek için verildi. Şimdi mal geldi. Bir de kitaplarda bir ifade daha geçiyor Mustafa Bey. Dünyalık olan şeyler şeytanın kızıdır buyuruluyor. Para, mal, mülk şeytanın kızıdır. Şeytan kızı neredeyse kendisi de oraya gelir. Kızı neredeyse oraya gelir. Bu malı sana harcattırır. Ama nerede? Kendi istediği yerde. Nefsi gıdıklar. Ya dünyaya bir defa mı geleceksin? Haram yerlere sarf ettirmeye çalışır. Ama hayırlı yerlere sarf ettirmez. Haram yerlere sarf ettirir. Ama helala ve hayırlı işlere sarf ettirmez. Ancak o yüksek derecede evliya-i kiram içinde şeytanın ve nefsinin nefsin o ıvgasını, o vesvesesini göğüsleyerek, onu reddederek onlara onları hayırlı yerlere harcayabilmek için. Mesela şimdi evliya-i kiramın hayatlarını okuyoruz. Eshab-ı kiram aleyhimdan peygamberler istisna zaten. Ondan sonra tabi'in, tebe-i tabi'in döneminde yetişmiş o büyüklerin hayatlarına bakıyoruz falan. Bakıyoruz. Hatta bir misal vereyim. Abdülkadir Geylani Kuddüs'e soru. Bir gün birisi geliyor. Efendim diyor ben birisinden borç aldım. Şu anda adam gelmiş. Kapmadaymış. Ben giremem diyor. Başka bir yeri de yok. Yani bugüne kadar elimde de bir şeycik yok. Evime giremiyorum diyor. Mübarek diyor ki otur bakalım. Kendisine diyor. Çünkü olunca onlar veriyorlar. Beklerken birisi geliyor. Efendim diyor. Falan diyor. Efendi diyor. Bunu diyor size hediye olarak gönderdi. Koy oraya diyor, koyuyor. Açıp bakmıyor bile. O gittikten sonra al götür bunu diyor. Al götür. İhtiyaçlarını gör. Borcunu ödeye ihtiyaçlarını gör. İmam-ı Şafii Hazretleri bir talebesi anlatıyor. Bir bayram günü diyor. İyi biliyorum diyor. Hocamın, İmam-ı Şafii Hazretleri'nin cebinde parası yok. Eve de ekmek götürecek hali yok. Bayram namazını kıldık, çıktık. Birisi geldi, efendim diyor işte falan selam var, bunu size hediye gönderdi, bir kese verdi. Tam onu dedi, aldı. Daha cebine koymadı. Hemen birisi yaklaştı. Dedi ki efendim bu gece bir kızım dünyaya geldi. Ama o çocuğu saracak evde bez yok. Kumaş yok. Ve talebe diyor gözümün önünde o şeyi hiç açmadan, keseyi açmadan olduğu gibi verdi. Kendisinin de ihtiyacı var. Kendisinin ihtiyacı var. Eve ekmek götüremiyor. Yani içinden bir tanesini, iki tanesini alayım dememiş mi? Ben olsam hani... Belki birisini şöyle zorlayarak... Bir tane ekmek alalım en azından. Evet. Bir tanesini verirdim. Bayram günü. Zor iş o. Hani efendim ben hepsini veririm falan. Bunlar vermiş. Ama kendileri hiç dile getirmemişler. İşte talebesi görmüş. Ondan bir başkası görmüş. O görenler anlatıyor bunu. Kendileri de anlatmıyor bunu. Onun için onlar varlık içerisinde olsalar bile vermeye alışmışlardır. Çünkü vermenin ne olduğunu iyi biliyorlar. Onlarda değişiklik olmaz. Şimdi de mesela hem dindar olduğunu söyleyip de hem de verdiğini söyleyenler var. Ama bakıyoruz verdiği yere işte senede 10 kere umreye gidiyor. Yok işte nerede bir dini turizmler falan onlara üye olmuş vaziyette gezilere falan gidiyor. Bir bakıyorsunuz yani ne bileyim camiye hoparlör falan almak için ön ayak oluyor. Uygunsuz yani, işler. Bidat yani, olan şeylerle meşgul. Veyahut da nafile olan şeylerle nafile meşgul. Olan şeyler. Çok meşgul. Önemli yani umreye her sene gitmek. Ömründe bir defa gitmek sünnet. Ondan sonra riya karışır. Ondan sonra ne bileyim gösterir. Bir sürü şey karışır. Dolayısıyla bir de oralarda işlediği günahlar, hatalar, kusurlar var. Yani umreye gittim sevap kazanayım derken yarın ahirette görecek önüne bir sürü günah çıkacak. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Bunun için de kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki varlıkta imtihan yani Allah-u Teala ibadet edebilmek, emirleri yapıp haramlardan sakınabilmek çok zordur. Çünkü varlıkta nefsin bütün arzuları ayaktadır, mevcuttur. Yolculukta ise, yoklukta ise nefsin arzularını yerine getirecek imkanlar zaten yoktur. Onun için nefsi itminana kavuşmamış kimseler, yani başkasına muhtaç olmayacak şekilde elinde avucunda fazla bir şey olmazsa o daha kolay durana. Rahatlatır onu.
Hani büyüklerden bir zat bir başka büyüğü, evliyayı ziyarete gitmiş. Bir evliya başka bir evliyayı ziyarete gitmiş. Basra'daki bir evliyayı talebeleriyle beraber. Orada böyle konuşurken o ziyarete giden evliya demiş ki biz demiş elimize geçince şükrediyoruz. Elimize geçmezse sabrediyoruz. O Basra'daki zat demiş ki bizim Basra'nın köpekleri de yapıyor bunu. Eline geçince şükrediyor, geçmeyince sabrediyor. O zaman diyor ki efendim siz ne yapıyorsunuz? Biz diyor elimize geçince dağıtıyoruz, geçmeyince de şükrediyoruz diyor. Geçmeyince de şükrediyoruz. Dolayısıyla bunlar derece derecedir. Yani insan oturup da mangalda kül bırakmaz. Efendim ben şöyle yaparım, böyle yaparım. Din büyükleri açık net bir şekilde nefs-i itminana kavuşmadığı süre içerisinde bu kimsenin çok zengin olması ve bu zenginlikle ibadet yapabilmesi bu beş vakit namazını falan aksatır. E bugün şurada kokteyl var, bugün falan yerde şey de var. Ya sonra kılarız, kaza ederiz canım. Ya kaçıyor muyuz ya, daha yaparız ya falan. Orucuda bak işte tatile çıktık şimdi. Bu tatilde de aynı şekilde yemesek içmesek olmaz. Biz bunu kaza edelim sonra. Fidyesini verelim falan. Oho, hepsini götürür yani. Hepsini alır götürür. Onun için kitaplarda buyuruyor ki varlıkta imtihan daha zordur. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza eylesin.